Bir gün Kasımpaşa'da İstanbul Kasımpaşa'da bilenleriz var Kasımpaşa'yı, ama orada aynı Ali Baba dergahı diye bir Kadiri Rufai dergahı var. Var, hala da var o da. Ben o gece oraya gittim. Oradan sonra çıktık. Bizim meşhur Bereketzade'ye gideceğiz artık. Yukarıdan aşağı birisi geliyor böyle sallana sallana falan böyle. Geldi, böyle bir sarıldı. Yanımdakiler koymayacak oldular. Dedim bırakın adam ya, niye siz mani oluyorsunuz? Madem ki sarılacak, sarılsın. Biraz sonra dedi ki, Hacı abi, buyur. Ben sana dedi şuradan bir bira ısmarlasam içer misin? Tabii dedim ya, sen işte ısmarladıktan sonra ben de içerim dedim. Bu şimdi memnun oldu tabii. Ama dedim bak, sizin biralarınız dedim, fıçı birası. İçinde dedim her şey var dedim. Bizim dedim Karaköy'de meydan birahanesi var. Seni ben oraya götüreyim. Oranın biraları tekel birasıdır. Oradan sonra sabaha kadar iç dedim, bendensin dedim. Tamam dedi. Biz döndük şimdi bankalardan aşağı. Oraya iniyoruz. Merkez Bankası'na gelince oradan döndük biz. Uzatmayalım. Bizim Bereketzade'ye girdik. Şöyle böyle sohbettir, muhbettir falan filan derken bu başladı ağlayan. Dedim ya sen iyi adama benziyorsun. Şurada dedim otur da bir abdest al ya. Gitti bir abdest aldı geldi. Biraz zikir yaptık. Biraz efendim işte nasihat ettik. Kasideler okundu, ilahiler okundu. Bu adam ama feryat ediyor artık. Çok ağlıyor. Arkadaşlar dedim. Bu arkadaşım nerede oturuyorsa oraya kadar götürün dedim. Nerede oturuyorsun hemşerim? Fatih'te. Pekala dedik. Götürdük. Aradan birkaç gün sonra Fatih Çarşamba İmam Hatip Okulu'nda okuyan bir delikanlıyla bir hatun geldi. Belki onlar şu anda beni duyuyorlardır. Belki görmüşlerler. Ama ben şimdi İstanbul'dayım. İnşallah başka bir zamanda İstanbul'da yine yerimize gideceğiz tabii. Görüşürüz inşallah. Gelirseler tabii. Dedi ki, burada dedi Kasım Efendi kimmiş dedi. Dedim, bana diyorlar dedim. Pek öyle bir benzerliğim de yok ama öyle diyorlar bana. Allah senden razı olsun dedi. Ben dedi teşekkür etmeye geldim dedi. Ya sağ ol bacım dedim. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Ya dedim sen bu adamla dedim evlendin evleneli. Hep böyle miydi bu? Dedi ki biz evlendiğimiz gece de bu sarhoştu dedi. Ya ama kaderim buymuş benim dedi. Ben kaderime razı oldum dedi. Allah razı olsun. Buradan buraya çevirmek dedi. Size dedi teşekkür etmeye geldim. Başka bir şey değil dedi. Muhterem kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا diyor. İşte böyle bir kişiyi de efendim, diriltiyorsun. Canlandırıyorsun. Eğer böyle yaparsan bütün kainatı diriltmiş sevabı alıyorsun. Eğer bir mümini de yoldan çıkarırsan فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا oluyor bu sefer de. Bütün insanları öldürmüş kadar günaha giriyorsun. O insanın saflığından istifade edip de onu yoldan çıkarmanın, onu çirkin çirkin hareketlerde bulundurmanın cezası da budur. Onun için biz kardeşiz. Ne olursak olalım kardeşiz. Kardeşliğimizi unutmayalım. Allah kardeşliğini kardeş gibi yaşayanlardan eylesin bizi inşallah. Görünür böyle gösteriş Müslüman olmaktan
muhafaza buyursun.